Konuşmak istiyor. Futbola odaklanacağız, döneceğiz. Beşiktaş-Kasımpaşa karşısındaydı. Siyah-beyazlı takım, Gezal ve Abu Bakar'ın eksik olduğu mücadelede Kasımpaşa karşısında sağdan e, yenilgiyle ayrıldı. Özellikle 45 dakika istediği oyunun çok uzağındaydı Beşiktaş. İkinci devre golü yedikten sonra çabalasa da istediği sonucu e, alamadı Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı. Aytaç Kara'nın golüyle 19. dakikadaki golüyle 1-0 üstün tamamladı Kasımpaşa. 56'da telinle ev sahibi takımın bir de penaltıdan yararlanamadığını belirtelim. Turgay Demir'le başlangıcı yapalım istiyorum. E, eksik Beşiktaş'ın belki zorlanabileceğini düşünüyorduk ama kaybedeceğine ne kadar ihtimal veriyordunuz? Sen bana akşam dedin ki ben yarın sürpriz bekliyorum. Ben ne dedim? Dediğim cümleyi aynen söyledim. Ben de dediniz. Hayır sürpriz olmaz dedim. Sürpriz olmaz. Doğru. Yani Kasımpaşa'nın puan alması veya kazanması sürpriz olmaz. Dedim. Niye? Beşiktaş'ın biz neyine güvenerek konuşuyorduk bugün Oyun gücüne. Hı hı. Bu oyun gücü kimler üzerine kurulu? Gezalların, ön tarafta Gezalların. Abu Bakar. Abu Bakar önde. Arkada çok çabuk adam kontrolara karşı Roze. Roze. Ee, hava toplanında bir dayla şey. E, ön taraf mecburen zorunlu olarak bozdu. Arkaya da hoca bozdu. Akşam burada hatta şey mesaj attı. Ilgaz dedi ki öyle oynamazlar dedi değil mi? Ben dedim ki böyle oynayacaklar. Biz de böyle oynamaması gerektiğini söylüyoruz ama böyle oynayacaklar. Yani arkalı. Şimdi teknik adamların böyle bir akları vardır. Teknik adamlar bazen şapkadan tavşan çıkarmayı da severler ama şapkadan her zaman tavşan çıkmaz. Bir de futbol Sihirbazlık değildir yani. Futbolda gerçeklere göre hareket etmek zorunda Aslında yap, verilen performanslara baktığımızda e, sezon genelinde şapkadan çıkan tavşanlardan biri Rozya'ydı. Sergen Hoca biraz tavşanı içeri itti sanki. Şimdi iki tane sabeki önlü arkalı koyduğun zaman iki tane büyük hata yapıyorsun. Bir, bir defa Necip'ten, Necip oynadı oynamadı diye, ama Necip'ten sabek olmaz. Necip'in ne çabukluğu var ne suratı var. Bir defa Necip stoper ya da önlü beraber. Bir de kaleye koyabilirsin. Yani. Necip'in bir de sabek oyun bilgisi de çok zayıf hocam. O ayrı. Sadece ben genel sahadaki duruşunda çabukluğu yok. Adam eksiltme özelliği yok. Adam kovalaması da kolay değil. Hızlı değil, çabuk değil. Golde yaptığı Hatta şey. Mesela yani Necip bir defa sabek olmalı. Bu riske niye giriyorsun? Elinde iyi bir sabek varken kötü bir kanat oyusu kazanmak için mi? Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyerinde oynadığı mevkileri sizlerle paylaşıyoruz. Ben hepsini biliyorum. Evet sol bek, sağ bek, stoper, e, ön libero sağ hiç sol uç oynadı. Bir kaleye geçmedi Necip işte. Evet. Kaleye koy sağ beke koymu onu söyleyeyim. Şimdi bu bir. Roizer ve Lalin'in bana göre benim izlediğim maçlarda en azından ki Beşiktaş'ı izlerim. En büyük özelliği direkt rakiple muhatap olmadan sürpriz geldiğinde etkili işler yapıyorlar. Gol de atıyorlar, yapıyorlar. Ama Lale'nin birebir stoperlerle muhatap olduğunda çok etkili bir adam değil. Bunu önceki döneminden de biliyoruz. En son Kanada'da bizden dolayı fark etti. Evet. de öyle. Royser de öyle. Dolayısıyla sen Royser'i öne aldığın anda ikinci bir yeri bozdun durduk yere. Hı hı. Olabilir. Bir şey deniyorsun. Hani yeni bir şey deneyeceğim. Denedin tamam. Şimdi ilk yarıda bakıyorsun sahaya. Kötü bir Kasımpaşa var. Kasımpaşa'nın eti budu belli. Kasımpaşa yani çok çok iyi oynayan bir takım. Çok çok iyi de kapandı da diyemem. Yani bir de üç kafa vurdurdular. İkisi gol olabilirdi. Vurdurdular yani. Evet. E, açık, Lerne açık, bir pas açık verdiler. Açık oynadı, tabii, tabii yani. Lerne bir açık oynamak değil. Kapanmayı beceremedi bence. Lerne bir pas verdiler. Karşı karşıya. E, şut, şut dışında pozisyonları yok. Bir tane de galiba kontratak yakaladılar. Evet. Şunu demek istiyorum. Karşında hani Fenerbahçe'yi yenen Gençler Birliği gibi iyi oynayan bir takım da yok. Hı hı. Ya da Galatasaray'ı yenen Hatay gibi bir takım da yok. Basat bir takım var. Şimdi Lerne'le gez e, ortadan e, Rozier'i devre dışı bırakacağını. Ön tarafta mecburen ne yaptın? Lerner'i ortaya aldın değil mi? Evet. Sola Denkudu'yu aldın bir sıkıntı yok. Eksik olan neresi? Gezal. Ya Gezal'a bu takımın en yakın oyuncu kim? Benzetirsen teknik özelliklerine bir tek... Gökhan Töre Hayır. Gökhan'ı oynatmayı düşünüyoruz akşam. Yani hani çok maç eksiği var. Maç var ya. Dedik ki Adem Rey, zaten ortada bir şey yapmıyor ama kenardan hiç değilse Gezal gibi büyük sen kurtulup orta yapar. Ama Gezal sağlar. gibi onu yapması için Ademler için sol kanatta oynaması lazım. Ya, solu, en ters kanatlı. Kuru... Ters sayarsın kanat, ya, yani, ters ters bir kanat fark oyuncusu etmez ki. Olması lazım. Sonucunda Gezalın özelliklerine en yakını da o yani çok fazla koşmadan çok çabuk değil çok fazla da şut atmayan aslında atması gereken orta yapan kale'nin içine güzel ortalar kesen yani nokta orta yapan bir adam Sıfır spiliz kalırsın. Hadi bunları yapmadın sen. Bir şey deniyoruz, Dene tamam. Ya ikinci yarı bir fırsattır. Ligin şey maçın ikinci yarısı. Takıma şu heyecanı verebilirsin. Bakın yeni bir yarı başlıyor. Hı. İlk yarıdaki 11 aynen çıkarsın o heyecanı da veremezsin. Orada hangi konuşmayı yaparsan yok. Soymadığınızda zaten hocaların fazla konuşma yapma şansı yok. Biri işte oca orada, biri tuvalete gidiyor, biri üstünü değiştiriyor, biri altını değiştiriyor. 20 tane yabancı var, 3 tercüman birine konuşuyor, kafa kafaya vermişler. Yani motive olamıyorsun zaten o 10 dakikalık bölümde. Ya devre arası. Oyuncu da değiştirme var. Necip'le Rozer'in yerini değiştir. Hiç değilse takıma bir sinyal ver. Royzer'i yerine al. Necip'i de öne al. En azından bir sinyal ver. Dolayısıyla Sergen Hoca şapkadan tavşan çıkarayım diyordu. Olmadı. Beşiktaş bana göre dün akşam söylemedim Şimdi söyleyeyim. Bana göre 10 gün içinde ligi bitirme hakkı vardı. Şansı vardı. 10 gün içinde ligi bitirebilirdi Beşiktaş. Bugün kazanırdı. Alanya maçını. Koyuyor. Alanya maçında Cenk geleceği için en azından Santupor sorunu yok. Larin de yerine geçecek. Enkudu'yu da yerine koyarsam olay bir şeye oturuyor. Düzleme oturuyor. Arkasından Erzurum'a gidiyor. Zaten ligin e, sıkıntı yaşayan takımlarından biri. Yenersin yenemez hayır ama 3 maç 9 puan şu demekti. 3 maç 9 puan şu demekti. Galatasaray'a 9 puan fark atıyorsun. Fenerbahçe 8 puan fark atıyorsun maç eksiyle. Evet. Maç eksiyle. Yani onun maçı kaybetti ama yani 11'e 9 oluyor. Ligi bitiriyorsun yani. O şansı kaybetti. Onun dışında şampiyonlukta gene bana göre en güçlü hı hı. takım durumunda. Fakat teknik adamların bu gereksiz arayışlarının Fatih Terim'in çift araması da bence böyledir. Futbolun gerçeklerine silah çeken kendini vurur. Futbolun gerçeği var. Ne dediğinden sabek olmaz. Santifor olur sabek olmaz öyle söyleyeyim. Ama bir de çok fazla eksik vardı abi. Hastalar, sakatlar, cezalılar. Hani Düşün oyuna sadece iki hamle yapabildi. Gökhan'la Oğuzhan. Baştan doğru Gerçi maçtan önce ve kalmaz. sonra da hiç eksiklerden şikayet ettiğini söylemedi. Etmez. O, he? olacak olur ya böyle şeyler. Sonuçta sahaya 11 kişi e, Biz biliyoruz Beşiktaş bugün yedek kulübesinde 3 eksikle çıktı. Dur bak maçla ilgili <laughs> en güzel şeyi maçtan sonra öz eleştiri yapan Atiba söyledi. Bundan önceki oynadığımız maçlardaki o ofansif organizasyonu yapamadık. Çok dağınıktık dedi. Çok dağınık doğru. Yani en güzel yorum yaptı, daha da uzun evet. konuştu. Bir ama. defa Atiba dağınıktı, her pozisyona şut attı. Ne sağa düşündü, ne solu. Üç tane şut var, üçü de üstten dışarı gitti ki. sağda şey, bir vida, kapayı, görmediği yere kafa atıyor. Yanında Royza bomboş. İkinci indikleri. yarı Gökhan'ın bir koşusu var. Evet. Gökhan'ın önüne atabiliyor. Yani Atiba da dağınıktı bugün ya. Ya Beşiktaş nasıl oynuyordu hep? Birlikte... Vida Wellington geliyor. B bütün halinde oynuyorlar. Maçın geneline bakarsak şimdi Kasımpaşa zaten açıyor şey oyun mesafesini. Beşiktaş evet. da ona ayak uydurdu. Mesafe çok açıktı.